Hello. Şimdi bu hafta yapılan denemenin beraber çözümlerine bakacağız. Sorular LGS ayarında basit. Sadece tek yapmanız gereken sorularda dikkat etmeniz, karıştırmamanız ve doğru okumanız. Onun dışında sorularda bir zorluk yok. Şimdi birinci soruya bakıyorum. Domates sosu demiş, aşamalarını anlatmış. Hangisi second step, ikinci adımı gösteriyor tarifte. Hemen ikinci adıma bak. İlki wash the tomatoes, ikinci slice them in four pieces. Dört parçaya dilimle böl. Hangi şıkta var dört parça? Bursa. Demek ki cevabımız Bursa. Gayet basit bir soruydu. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Soru 2. Bu arada kelime tekrarlarını aksatırsan tabii ki soruları yapamazsın. Çünkü bildiğin kelimeyi unutursun yani. Bu da İngilizcenin kötü yanı. Kelimelere devamlı çalışman gerekiyor, kontrol etmen gerekiyor. İkinci soru. Hermione ve Tyler'ın konuşması var. Bak, boşluk var. Hermione demiş ki at 2 p.m. Ne de söylemiş? Saat. Demek ki saat kaçta diyecek. O da hangi şıkta var? What time will you go der. Yani bu da basit bir soruydu. İki de kek bir soru. Direkt cevabı Ceyhan zaten çıkıyor. Üçüncü soruya geçtim. Gençler akıllı telefon aplikasyonlarını kullanma nedenleriyle ilgili konuşmuşlar. Hangisi is not correct? Bak buraya dikkat etmen gerekiyor. Hangisi yukarıdaki diyaloglara göre doğru değildir? Şimdi Sam, Taylor, Harry ve Emma'nın konuşmaları var. Hangisi doğru değildi? Şimdi A'da Taylor telefonu eğlence ve müzik için kullanıyor. Evet, Lyrics of a Song, Educative Games. B'de Sam akıllı telefonunu yemek için bir şeyler sipariş ederken kullanıyor. Order, sipariş etmek. Sam'e bak. Hayır. Sam ilki. Ben genellikle derslerimle ilgili pratik yapmak için kullanıyorum demiş. O zaman bana da not correct'i sorduğu için cevabım direkt net Balıkesir. Mesela Ceyhan da Harry yeni tarifler öğrenmek için Harry'e bak. Evet, how to cook something demiş. Denizli de Emma akıllı telefon iletişim için kullanıyor. Emma'ya bak. Evet, chat online with my friends demiş. Bu da basit bir soruydu ama is not correct'e bakman gerekiyor. Question 4. Şimdi Clara ve Emil'in okuldan sonraki yaptığı aktiviteler onların kendi ilgi alanlarından bahsediyor. Buradaki both söylemiştim, ikisi çifti, ikisi demek. Clara ve Emily'nin tercih etmediği aktivite hangisi olabilir? Yani ikisinin beraber hangisi uymaz demek istiyor. Şimdi language class, dil sınıfı. Clara'ya bak, Japanese words. Emily'ye bak, learning English, uyar. B'de photography courses. Clara'ya bak, taking selfie. Emily taking photos. Olabilir, ikisi beraber gidebilirler. Gym Center spor merkezi. Clara'ya bak doing sports. Emily'ye bak doing yoga. Olur. Ama müzik course. İkisine bak. Müzikle ilgili bir şey var mı? Hayır. Bana won't prefer dediği için de direkt cevap çıktı zaten Denizli. Şimdi soru 5 resimli bir soru. Oldukça basit bir soruydu. Sadece dikkat edeceksin. Fiona her zaman arkadaşlarıyla dışarıda aktivite yapmayı tercih ediyor. Hangi aktivite Fiona yapmayı tercih ediyordur? Dışarıda olan hangi şık? Ceyhan, görüyorsun. Outside dışarısı. Demek ki direkt net cevap Ceyhan. Bak bu soru da basitti. Daha önce sınıfta da söylediğim gibi yani ben bu sınavı görmeden size söyledim zaten bak. Çıkacak konular belli. Bak preferin önemini vurgulamıştım. Prefer çıkmış. Teklifler çıkıyor. Yemekle ilgili adımlar, yemekle ilgili sorular çıkıyor. Genelde adımları soruyorlar. Ya söylediğim şeyler hep böyle. LGS'de de bu tarz çıkacak. Altıncı soru da yine bir resimli soru. Diyor ki, according to information about who thinks candy is a self-centered friend. Şimdi sen burada self-centered'ı unuttuysan bu soruyu yapamazsın.
ben merkeziyetli. Yani bencil. Kim bencil? Suya bak. Adventurous. Julia. Funny. Carol. Thinks of herself. Orada herself yazmış. Yanlış. Herself. RL olacak. Yazım hatası. Sonra Alice'de de I never count on her. She shares my secrets with others. Şimdi bencil olan hangisi? She only thinks of herself. Sadece kendini düşünüyor. O da Carol. O zaman bize de bencili sorduğu için Carol cevap Adana'da. Direkt Ceyhan'a atlamayın. Bak Ceyhan'a Julia yazmış. Onlar karışık verebiliyor. Dikkat edin. Sue maceracı. Julia eğlenceli. Carol bencil. Alice de sıkı sırlarımı diğerleriyle paylaşan birisi demiş. Kendi için. Soru 7'ye geldim. Which of the following doesn't complete the conversation? Bob ve Dad, Bob ve onun babasının konuşmaları var. Bob merhaba, Dad senin akıllı telefonunu online oyun oynamak için kullanabilir miyim? Üzgünüm diyor, telefonum bozuk. Bob bir şey söylüyor. In other words, diğer bir deyişle düzgün çalışmıyor. Hangisi uymaz? Hemen. What do you mean by that exactly? Tam olarak ne demek? Direkt şık yapıştır olur. Sakın böyle bir şey yapma bak. Doesn't soruyor. Uyar yani. Bu uymayacağını soruyor. Exactly orada tam olarak demek. Tam olarak ne demek istiyorsun? Oturuyor mu oraya? Oturuyor. B'de biraz daha açıklar mısın? O da oturur. C'de üzgünüm seni takip edemiyorum. Yani konuşurken anlayamıyorum. O anlamda söylenmiş. D'de de nasıl yardımcı olabilirim? Kesinlikle oturmuyor buraya. Bana doesn't complete dediği için Deniz'i dedim. Soru 8. How often do you surf on the net? Ne sıklıkla internette surf yaparsın? Yukarıdaki bilgilere göre kim? Real internet addict. Kim? Gerçek internet bağımlısı. Bak sıklık zarflarından da çıkarırsın zaten. Tom sometimes demiş. Emma never demiş. Nick hardly ever demiş. Ama Emily de always var. Şimdi bundan belki biraz bir ipucu vermiş olabildi bize bu şekilde bakmak. Ama tabii hepsini okuyacağız. Farklı detaylar olabiliyor. Tom ben bazen internette surf yaparım. İnternet bağımlısı değil. Tom öyle. Emma hiç internette surf yapmam. Emma'ya da ele. Emily, offline olduğum zaman birkaç saatine çok endişeleniyorum diyor. Demek ki bağımlı bu. Cevap büyük ihtimal Emily ama Nick'i de okuyoruz. Çok nadir internette olurum çünkü annem izin vermiyor buna demiş. Elimizde ne kaldı? Emily. Emily bak C şıkkında değil Denizli'de. Bunlara dikkat. Soru 9. Güncel bir soru bu. Gençlerin internetten aldığı bazı malzemeler var burada. Choose the website that is the most popular among the teenagers. Gençler arasında en popüler web siteyi seçeceksin. Şimdi %78, %52, %48, %39. En popüler hangisi? %78'de bir kıyafet var orada. Ona göre bakacaksın mesela. Denizli'den başlıyorum. Popular songs. Ceyhan'da video games. B'de Cinema Center ama A'da Trendyol Clothes. Ay Trendyol artık o kadar reklamını görüyoruz ki Trendyol dedim. Trendy Clothes. Trend kıyafetler. Zaten Clothes olduğu için oradan da yakalanabilecek bir soruydu. Adana diğerleri zaten sinema, video popüler diğer resimlere uygun sırasıyla ama biz %78'e Trendy Clothes dedik. Son soru oldukça basit bir soru ama kelime eksiğin varsa yapamazsın. Carla, hey Jess, I want to cut the pizza for serving. Where is the knife? Knife'ın anlamını bileceksin. Which of the following kitchen tool does Julia ask? Julia'nın sorduğu mutfak aleti hangisidir? Knife olarak yazılan. Knife diye okunan kelimeyi bilmezsen bu soru gider. Neydi knife? Bıçak. O da hangi şıkta? Adana'da. Bu da kelime bilene basit bir soruydu. Ve bitti. Bitirmeden önce bütün sınava bir
Soruları tekrar gözden geçirin. Bütün dersler için yanlış görme durumu olmuş mu diye. İkinci gözden geçirişinizde de optikle kitapça işaretlediğinizin aynı şık olmasına dikkat edin. Önümüzdeki sınavda, bu sınavda yapmadıysanız. Bu ikisine dikkat ederseniz en az 3-4 soru kurtarırsınız. Yani umarım bu İngilizceden en az bir yanlış, hayır en çok, ne diyelim, en çok iki yanlış. Onun dışında full bekliyorum çünkü zor bir sınav değil bu. Oldukça basit. LGS'de bu ayarda.